Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle gördüğünüz bu örneğin nasıl yapıldığını paylaşmak istiyorum. Bugün gerçekten çok güzel, şöyle hafiften kabarcıklı bir model. Yapımı oldukça kolay. Sadece iki sıradan oluşuyor modelin tamamlanması. Örgümüzün arka yüzünün görüntüsü de bu şekilde. Aklınıza gelebilecek her türlü örgünüzde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Tek sayılarda ilmek atıyoruz. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden modelimizi yapmaya başlayalım. İlmeklerimi atmaya başlıyorum. Bu şekilde ilmeklerimi atıyorum ben. Siz de nasıl ilmek atıyorsanız, eliniz nasıl alışıksa o şekilde ilmeklerinizi atabilirsiniz. Yapmak istediğiniz örgünün büyüklüğü boyunca ilmek sayılarını hesaplayıp ilmeklerimizi atarak örgümüze başlıyoruz. Ben şişime 15 tane ilmek attım. Bakın zaten lastik olmadan da kıvrılmadan rahatça duran bir model. Dilerseniz lastik de örebilirsiniz. İsterseniz lastik örmeden de rahatlıkla yapabilirsiniz. Hiç kıvrılma olmuyor. Çok güzel. Bu yüzden atkılar, şallar olur bu modelden. Kıvrılma olmadığı için. Şimdi öncelikle örgümün ön yüzünde bütün ilmeklerimi bir sıra düz olarak örüyorum. Sıramın sonuna kadar attığım ilmeklerin tamamını düz olarak örüyorum. Sıramın sonuna kadar bu şekilde örmeye devam edeceğim. Bütün ilmeklerimiz düz olarak örülüyor. Örgümün ön yüzünde bütün ilmeklerimi bir sıra düz ördüm. Şimdi örgümü çevirdim. Örgümün arka tarafındayım. Arka tarafta da yine bütün ilmekleri bir sıra düz olarak örüyorum. Bir sıra ön yüzde düz ördüm. Bir sıra da arka tarafta ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. Son ilmeğimi de ördüm ve sıramı tamamladım. Arka tarafta da ilmeklerimin tamamını düz olarak ördüm, sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim ve modelimizi burada kurmaya başlıyoruz. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden aldım ve hemen yanındaki ikinci ilmeği ters olarak ördüm. Kenar ilmeği ve bir tane ters ilmek. İpimi örgümün arkasına aldım. Şimdi sıradaki ilmeği bakın. İlmeğin içinden değil de hemen şu haraşo görünüyor. Şu altındaki boşluktan batarak buradan bir ilmek çıkardım. Hafifçe uzatıp ilmeğimi tekrar sol şişimin üzerine bıraktım. Şimdi iki ilmeği, bu çıkardığım ilmeği ve alttaki ilmeğin kendini şişime alarak ikisini birlikte düz ördüm. Devamındaki ilmeği ters örüyorum. Ve yine bir sonraki ilmeği altından batarak bakın şuradan haraşonun altından batıyorum. Ve buradan bir ilmek çıkarıp hafifçe uzatıyorum. İlmeğimi sol şişimin üzerine bıraktım. Alttaki ilmekle birlikte ikisini de şişime alıp ikisini birlikte düz olarak ördüm. Bir tane ters ilmek örüyorum. Ters ördüğüm ilmekten sonra yine haroşa örgü, bakın ters örgü var burada. Onun hemen altındaki boşluktan batıp bir ilmek çıkardım. Sol şişimin üzerine bırakıp ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters. Ters örgüye geldiğimde yine altından battım. Bir ilmek çıkardım. Hafifçe uzun. Sol şişimin üzerine aldım uzun ilmeği ve ikisini birlikte düz olarak ördüm. Bu kadar basit. Bir ters. Devamındaki ilmekten ilmek çıkarıyoruz. Sol şişimizin üzerine bırakıp ikisini birlikte düz örüyoruz.
Son kez yapıyorum. İlmeğin altından battım. Bir ilmek çıkarıp hafifçe uzattım. Sol şişime bıraktım. Ve ikisini birlikte şişime alıp düz olarak ördüm. Bir ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak örerek sıramı tamamladım. Örgümüzün ön yüzü. Şimdi çevirdim. Örgümün arka tarafına geçtim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Sıramın sonuna kadar şişimdeki bütün ilmekleri düz olarak örmeye devam ediyorum. Örgümün arka tarafı. Çevirdim. Ön yüze geçtim. Bakın kabarcıklarımız burada oluşmaya başladı. Bir iki sıra daha yaptığımızda daha net anlaşılır olacaktır. Bir sıra daha birlikte yapalım. Kenar ilmeğimi aldım. Yanındaki ilmeği hemen ters ördüm. İpimi örgümün arkasına aldım. Bakın alt tarafta da bu ilmeğin altında yapmıştık işlemi yine. İlmek kaydırma yok. Paraşüt örgünün içinden batıp bir ilmek çıkartıyorum. Hafifçe uzatıp sol şişimi aldım ve iki ilmeği birlikte düz olarak ördüm. Hemen yanındaki ilmeği tek olarak ters örüyoruz. İpi örgünün arkasına alarak, bakın buradaki ters ilmeğin altından, şuradan boşluktan bir ilmek çıkarıp sol şişimizin üzerine bırakıyoruz. Ve iki ilmeği birlikte düz olarak örüyoruz. Yaptığımız işlem bu kadar. Bir ilmek ters. Sıradaki ilmeğin altından batıp bir ilmek çıkartıyoruz. Sol şişimizin üzerine bırakıp ikisini birlikte düz olarak örüyoruz. Bir ilmek ters. Ve yine sıradaki ilmeğe geldiğimde şu alttaki boşluktan, zaten yeri belli oluyor bakın. Şu boşluktan batarak bir ilmek çıkardım. Sol şişime bıraktım. İkisini birlikte düz olarak ördüm. Araya bir tane ters ilmek örüyoruz. Ve yine ipi arka tarafa alıp sıradaki şu irice ilmeğin altından battım. Bir ilmek çıkarıp uzattım. Sol şişime bıraktım. Ve birlikte düz ördüm. Bir ilmek ters. Yine buradaki bakın irice altıda boşluk zaten belli oluyor. Battım. Şişimin üzerine bırakıp ikisini birlikte düz ördüm. Bir ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Bakın ikinci modelimiz de oluştu. Şimdi arka tarafta nasıl yapmıştık? Kenar ilmeğimizi aldıktan sonra sıradaki bütün ilmekleri düz olarak örüyoruz. Hafifçe kalın bir ip kullandım ben yaparken. Kalın ip de daha belirgin oluyor. Sıramın sonuna kadar arka tarafta bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Bakın örgümüzün arka tarafının görüntüsü. Ön tarafa da bakalım. Bakın bu şekilde. Şimdi hemen bir iki sıra daha örüp gelmek istiyorum. Modelimizin son halini birlikte görelim. Bir sıra daha modelimi yapmaya devam ettim. Tam olarak ortaya çıktı. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Çıkan zil simgesini de aktifleştirirseniz yüklediğim videolardan ilk olarak siz haberdar olabilirsiniz. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.